Herkese merhaba arkadaşlar. Kenan Bilas kanalına hoş geldiniz. PES 2018'de analizimize devam ediyoruz. Çok önemli bir karşılaşma var şimdi. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz Zenit'e karşı arkadaşlar. Kanalımı takip ettiyseniz önceki maçlarda daha doğrusu grubun son maçı diyebilirim size. Juventus lider, hiç yenilmedi. Son maçımızda berabere giderken maalesef son dakika golüyle yenildik gene. Juventus kafada çok iyi gidiyor. Biz 5 puandayız. Arkamızda Zenit 4 puanda. Ama bu maçta da tüm oyuncuların formu düşük. Şimdi ne yapacağız hiç bilemiyorum. Labolta var. O da düşük ama ne yapalım. Cenk Tosun'u mu oynatsak orada? Mbappe var. Mbappe'yi oynatalım bari. Ama Neymar her türlü oynar ya. Neymar oynasın abi. Şöyle bakalım kim alabiliriz diye bakıyorum. İbrahimovic var. Ambrosini'nin yerine de İbrahimovic alalım bence. Ambrosini sonra Neymar'ın yerine alırız eğer. İyi gitmezse o. Kimi alabiliriz başka? Asensio var. Luisa var. Cenk Tosun. Murat Çelik var. Santifor demiş 59. Bu şekilde çıkacağız artık Zenit'e karşı. Witsel var bunlarda da Witsel. Zenit'e gelmiş acaba. Yaşlandı da mı geldi? Gençten mi çıktı artık bilemiyorum. Karşılaşma başlasın. Evet, müthiş bir karşılaşma bizi bekliyor arkadaşlar. Evet, Zenit'e karşı. Vallahi işimiz zor. Beraberlik yarıyor. Ama tabii ki galibiyet. Herkese merhabalar. Alalım ki. Koşu yolunu attı. Werner içeri hızlıca giriyor. Werner kes dışarı. Olmadı. Korner. Köşe vuruşu. Stadın çimlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Yıpranmış. Yanlış orta bastım ya. Yerine pas vermeyi tercih etti. Bastı kaldık. Çok iyi. Toure. Kes onu. Vurdu gaz farkla. Az farkla bu. Çok iyi geldik. Neymar galiba. Burada girdik araya. Çok iyi bir orta geliyor. Neymar az farkla vurdu. Kaleci vuruşu direkt rakibe gitti. Çok iyi bir pas. Kestiler. Bastık olmadı. Kanada bir pas. Şimdi bir ara pası. Evra. Evet çok iyi. Çok iyi çıkıyor. Ulan Werner versene. Bastık ama. Bastık orada. Çok iyi. Kaçır orayı. Gir içeri. Vur oraya. Gol. Mbappe. Satıyorduk az kalsın. Bize Şampiyonlar Ligi'ni getiriyor. Gruptan çıkacağız inşallah. Mbappe. Galatasaray attı. Cimbom attı. Biraz olsun rahatlattı bizi. Sarı kırmızı bir festival var. Galatasaray öne geçiren gol geldi. Bas oraya. Galatasaray. Araya girdik. Aman Allah'ım. Yanlış bir topu. Ben vurdum ona ya. Kısa çarpan top. Kimin önüne kaldı yine? Araya giremedik herhalde orada. Evet girememişiz. Yani adamlar atıyordu az kaldı. Şakaya gelmez bu işler. Sağ kanada bir pas. Kanada uzattı. Kes onu. Gol pozisyonu. İbo. Ulan pası İbo. Bomboşsun be. Witsel.
kanada doğru uzattı pası. Şimdi bir ara pası. Lichtsteiner çok iyi yer tuttu ve kesti pası. Çok iyi Efe. Arkaya Neymar'a. Neymar lan. İyi bir top. Zamanında bir müdahale geldi pasa. Defans uzaklaştırdı. Ah abi ya, veremedik. Bir hata dönüşebilir. Faul. Ne faul ya? Rüzgarımdan düştü derle. Harbiden öyle, rüzgarımdan düşüyor. Vur lan. Çok iyi. Uzun oynadı. Çok iyi bir pas. Şimdi bir ara pası. Werner. Bir şut. Aman, defansa çarptı. Şöyle bir yokladı kaleciyi. Mbombe 2 atıyordu. Kes gol gelsin. Vur ona. Bir şut. Nereye vurdun be? Ve ilk yarının dolara taşlara geldi. Bildiğin. Galatasaray bizim için her şey yolunda. Gol yesek dahi. Hakemin düdüğüyle birlikte ikinci devre başlıyor. Yani pek bir şey değişmeyecek. Galatasaray bir golle önde sürdürüyor mücadeleyi. Bakalım ikinci 45 dakika. Werner bastı oldu. Geriye döndü. Beklediği pas. Sanchez. Ve İbrahimovic. İbrahimovic çok sert vurdu ve gol. İbo orada çok çevirdik topu. Bir o yana bir bu yana derken en sonunda İbo yakaladı gol pozisyonunu. Çok sert vurdu. 2'yi buldu. Daha da rahatladık. Galatasaray 2-0 önde. İkinci gol hocanın stratejilerini değiştirecek tam mi bakalım? Önüne kaydı. Omuz omuza mücadelede ayakta kaldı. Çok iyi bir pas. İnce bir müdahale geldi. Kontraya dönebilir. Çirkov ileri uzattı. Şurada biraz da gayretli olursak. Çok iyi kaçırdı. Mbombe. Mbombe içeri giriyor. Sert bir orta yerde. Vur ona gol. İbo. Yeter diyordu kaleci. İbo vurdu diyordu. Ama onu kimse dinlemiyordu. Kaleci ağlıyordu. Goller yağmur gibi yağıyordu değerli izleyiciler. Ve gol. Gol. Bu gol rakibin son umutlarını da tüketti. İbo. Galatasaray 3 golle rakibini çimlere gömdü. Tek da İbo'ya coştu valla. Aşk olsun İbo'yu durdurana. Tore kaleciden gelen topu karşıladı. Önüne kaydık derken abi ne yapıyorsunuz ya? Kontrol edemediler topu ve top oyun alanını terk etti. Şaka yapmayın bizi öyle. Şaka yapmayın. Kaleciden kötü bir vuruş ve rakibe verdi topu. İbo bastı aldı vallahi aldı. Çok da iyi bir pas ama Mbombe yetişemedi. Şimdilik tehlike geçti. Kaptırdı topu. İbrahimovic kesti pası. Ah be abi. Burada iyi gitti ama. Arkadaşının koşu yoluna attı pası. Rakibini çalım manyağı yaptı. Witzel ara pası düşündü. Şut! Çok tehlikeli. Kaleciden. Kaleci başarılı. Fıtır Çe. Dakika 88, 3-0 galibiyetimiz var. Artık olay bitti arkadaşlar. Gol yesek ne olur? Hiçbir şey olmaz ya. Attı. Werner ve İbo. İbo çılgınlar gibi seviniyor çünkü gruptan çıktık arkadaşlar. Takım, evet kameramanlar da geldi hemen. Patrick Evra da çok benzemiş ya. Yaya Toure de aynı o şekilde. Hepsini çok iyi benzetmişler. Evet tekrar gruba bakalım. İkinciyiz zaten garanti. Birinci Juventus herhalde. Juventus. Oo Shakhtar yenmiş. Shakhtar yenmiş. Zenit sonuncu oldu. Biz 8 puan. Shakhtar'a bak lan. Son maçı verdi Juventus gördün mü?
Ama nafile. Gitsen UEFA'na git Shakhtar. Biz tabii ki çıktık. Evet, gruptan çıktık. Zorlu geçti. Eleme turu kuralları. Evet, kim gelecek bakalım. İki ayaklı maç galiba bu. Barcelona, Arsenal, Galatasaray, Bayern Münih. Of 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 of, maça bak. Galatasaray, Bayern Münih. Çok zor ya. Gerçi Juventus'u göremedim kimle karşılaşacak ama. Neymar için sonuçlandırılamamış. Sonuçlandırılmasın zaten, adamı satmak istemiyorum ki zaten. Zorla istiyorlar ya. Transfer bütçemizi de görüyorsunuz arkadaşlar. 1 milyar 169 milyon 858 bin 600 avromuz var. Mükemmel derecede bir bütçe. Takım uçuyor şu anda. Ama alamadığınız oyuncular da oluyor yani. Alamadığınız oyuncular da oluyor yani. Transfer yapıyorsunuz ama hikaye. Totti'ye mesela teklif yollayalım. Atay'ı da sattık, yeni sattık onu. 25 yaşındaymış be o da. Ambrosini bizde. Şakuera bizdeydi zaten. Satmıştık onu. Lovato, Ayovi var. Sol kanat. Aubameyang. Robben. 38 yaşına gelmiş. Hala oynuyor Robben. Ramos var. Sessegnon. Gurpegeu. Zé Roberto. Gomistoy. 37 yaşında hala oynuyor. Traore. Evra bizden. Schneider. Schneider yeni geldi arkadaşlar. Schneider'i çok istiyorum ya. Schneider'i tekrar alabilsek var ya, süper olacak ama. Emre geç. Iniesta var. Iniesta da gelse. Orta sahamız şenlenir yani. Adam da bizde. Shaqiri'yi geç. Lukaku, evet. Bir de istediğim, çok istediğim bir adam bu. Lukaku. David Silva da daha başvuru. Sonmuş zaten. Onlar Coutinho 30 yaşında zaten. Bellerin. Bu adam bizdeydi zaten. Satmıştık. Şöyle ileri alalım. Aytemiz Alanya. Arsenal'den teklif almışız ama hiç kusura bakmayın yani. Biz Galatasaray'ı bırakıp hiçbir yere gidemeyiz. Ne yaptık Alanya'ya? 1-0 yenmişiz, çok güzel. Trabzonspor ikinci olmuş. Beşiktaş üçüncülüğe sarkmış. Güzel. Biz 14'te 14 yaptık. Geçen sene arkadaşlar bildiğiniz üzere 34'te 34. Aa, Iniesta için güncelleme var. Şok şok şok. Vay be. Iniesta'yı alıyoruz. Hemen alalım. Totti olmadı. Iniesta 32 milyon istiyor. Vallahi kusura bakmayın, alacağız yani. Iniesta top kontrolü, top sürmeye baksana abi, 94. 18 yaşında Iniesta, şartları kabul edelim. Hemen Iniesta'yı alalım abi. Iniesta bizde. Iniesta'yı aldım, Iniesta'yı. 18 yaşında genç oyuncu. Hızla yükselmiş performansı. Abi nasıl bir adamda bu kadar istikrar olabilir ya? Şuraya bakalım. 89. Sabit ya. Görüşmeler devam eder. Lukaku. David Silva'yı da alamadık. Ne maçı ki bu ya? Kulüp World Cup. Şu takımlara bir bakalım. Nasıl bir takım bu ya? Cenk Tosun oynuyor. Oynasın. Werner. Enes. Enes oynuyor, atalım ya. Belki satılır Enes. Kahil'in yerine Luisa. Gir bakalım.
Maçı atlayalım abi. Bu maçlarla işimiz yok bizim. 1-0 yemişiz. Güzel. Traperzo. Traperzo ile yapacağız şimdi. Evet. Petrcek ile basın görüşmesi yaptık. Basının karşısına çıktık daha doğrusu. Lan ne korkmuyoruz, ne iş ayaksınız ya. Oo, yenilmişiz. Nasıl yenildik lan biz bu takıma? Çok önemli değil ya. Kardemir Karabükspor. Lig maçı. Mbappe için teklif gelmiş. Lukaku sonuçlandırılamadı diyor. Mbappe'ye bir teklif daha. Bakalım. Kaç para vermişler Mbappe'ye? 31 vermişler. Hiç uzatmadan şartları iptal edelim. Lukaku. Lukaku'yu alamıyoruz arkadaş. Bu maçı da atlayalım. Lig maçıydı galiba bu. Ne yaptık? 2-0 yenmişiz. Güzel. 15'te 15 arkadaşlar. Dolu dizgin ligde devam ediyoruz. Sonrasında Kasımpaşa karşılaşması var. Şurada da takıma bir bakalım. Enes iyi gidiyor. Neymar'ı şöyle bir kısa çekelim biraz. Labat oynasın orada. Yo, sen gel yavrum. Yo gelsin. Oo, Yaya Toure'de. Asensio. Gel bakalım. Şöyle yapalım. Patrick Evra'nın yerine de Savio'yu koyalım abi. Böyle gitsin biraz. İki sıfır götürdük Kasımpaşa'yı da. Çok iyi. Şundan ne aslında? Ha, yılın futbolcusu seçiliyor arkadaşlar. Kim olmuş yılın futbolcusu? Sawaguchi. Vay. Asya'da yılın futbolcusu olmuş. Dembele için, İbrahimovic için teklifler var. Menajerlik tekliflerimiz var bolca. Onlara bakacağız bir ara. Şimdi zamanı ileri alalım. Sonrasında Güney Amerika diyor. Yılın futbolcusu bakalım kim olmuş? Ardavin. Ardavin diye bir oyuncu olmuş. Güzel. Avrupa'da da Neymar olur herhalde. Evet arkadaşlar devam edeceğiz. Ama şimdilik ara veriyoruz. Bir sonraki videoda devam edeceğiz. Transfer sezonu filan da açılıyor herhalde. Araya girdik hemen hemen. O transfer sezonunda değerlendirmeye çalışacağız. İyi transferler veya elimizden satacağımız oyuncular da olabilir. Gençleri elimde tutmaya çalışıyorum ama iyi para verecekleri. Satabilirim diyorum. Mbappe Bey mesela 50 milyon üzeri verirlerse belki satarım diye düşünüyorum. İleride bayağı bir çünkü alternatif var. Fazla oynatamıyorum Mbappe Bey'i de. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın diyoruz. Şimdilik hoşçakalın.